Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle bir çay yapacağız. Nedir bu? Gördüğünüz gibi yarım limonu kaynatacağım. Kabımızın içine doğradım. Yarım limon ve kiraz sapımız var arkadaşlar. Kiraz sapımızı da birkaç gün kuruttuktan sonra limonumuzun üzerine koyacağız. Evet, kiraz saplarımızı da yarım limonumuzun içine koyduk. Şimdi buna 2 fincan, yani 2 su bardağı diyelim, su koyacağız. 10 dakika, 10-15 dakika kadar da kaynatacağız arkadaşlar. Sonra bunun gün içerisinde sabah, akşam, öğlen gibi tüketebiliriz. Bunun hiçbir zararı yok. Kiraz sapının faydalarını biliyorsunuz. Limon da öyle. Bunu içtiğiniz zaman metabolizmanızın ne kadar hızlı çalışacağınızı ve göbeğinizin yağlarının eridiğini göreceksiniz arkadaşlar. Sadece kiraz sapı ve limon ile. Bunu kaynatacağız şimdi. Bir de arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu da deneyen arkadaşlarım var. Bana da söylediler. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Nedir bu arkadaşlar? Bu streç film. Yani şöyle poşet, biliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu göbeğine saran arkadaşlarım var arkadaşlar. Evet. Sabah kalktıklarında bunun güzelce göbeğini sıkı sıkı sarıyorlarmış. Ve bu göbek yağlarını eritiyormuş. Arkadaşlar gerçekten benim yapan arkadaşlarım var. Etkisini de görüyorlarmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Çok basit ve kolay bir şey. Neden biz de uygulamayalım ki? Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi deneyelim. Bunu göbeğimize güzelce saracağız. Göbek yağlarını eritmek için. Bunu yaparken bunu da içeceğiz arkadaşlar. Evet, çayımızı kaynatıyoruz. Aman devirmeyelim. Neydi bu arkadaşlar? Limon ve kiraz sapı. Evet, 10 dakika kadar kaynadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda da mis gibi limon kokusu var. Ve evet, şöyle masamızın üzerine alalım. Evet, mis gibi limon kokusu var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Lütfen siz de deneyin. Kiraz sapı, tam kirazın zamanı biliyorsunuz. Değerlendirin saplarını derim. Kiraz sapı ile limonu kaynatın. Gün içerisinde böyle çay gibi için arkadaşlar. İçine herhangi bir şeker zaten atmayacağız. Bir şey koymaya gerek yok. Bu şekilde bunu içebilirsiniz. Dediğim gibi öbür streç filmi de sarmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Deneyin, pişman olmazsınız. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.